256 bölü 10.000 diye yazalım. 4 tane bakın basamak var 10.000. O zaman bu da 2 üzeri 8 bölü 10 üzeri 4 hatta 2 üzeri 8 bölü 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 4 sadeleşir. 2 üzeri 4 olur. 5 üzeri 4. Sadece 1 asal sayıymış. Şimdi B bölü A üzeri C elde etmek için 2 üzeri 4 16. 5 üzeri 4 bu. B bölü A üzeri C'den bakın A 5 oldu. C gördüğünüz gibi 4 oldu. B de 16 oldu. Toplamları 16 5 daha. 21 4 daha 25. E şıkkı. değer bir sayıdan büyükse pozitif bir sayıdan önce olduğu gibi açarız. X artı 2 bölü x eksi 1 büyüktür 1 deriz arkadaşlar. Payda eşitleyeceğiz. Öbür tarafa atmayı sakın unutmayın. İçler dışlar yapmak yok x'in işareti belli değilse aman. Böylece x artı 2 eksi x artı 1 bölü x eksi 1 büyüktür 0. 3 bölü x eksi 1 büyüktür 0. Şimdi diğeri de arkadaşlar x artı 2 bölü x eksi 1 küçüktür eksi 1 diyeceğiz. Yine sol tarafa atıyoruz. Niye arkadaşlar? Burada x'in işaretini bilmediğiniz için Eksi olursa işaret değişir. Eksi olmazsa işaret değişmez. Onu neye göre anlayacağız? Kontrol edeceğiz mi tek tek? Hayır. O yüzden ikinci derece eşitsizliklerde, kesirlerde x varsa muhakkak payda eşitleyerek gideriz. Bu yüzden böyle bakın. Burada da payda eşitleyip attım sol tarafa. 2x artı 1 bölü x eksi 1 küçüktür 0 oldu. Şimdi buradan yararlanarak bir kökümüz eksi 1 bölü 2. Bir kökümüz 1. Buradan da bir kökümüz 1. Tek tabloda halledeyim bakın. Şöyle e, burası 1. Eksi 1 bölü 2 1. Birinci eşitsizlik bu olsun. İkinci eşitsizlik de bu. Bakın birinin kökleri eksi 1 bölü 2 ve 1. Diğerinin kökü sadece 1. Artı, eksi, eksi. Burası da arkadaşlar artı, eksi, artı. İkincinin küçüktür sıfır olmasını istiyoruz. Birincinin büyüktür sıfır olmasını istiyoruz. Bu yüzden ve bunlar bağımsız. E, bir tanesi bu eşitsizlik. Bir tanesi bu eşitsizlik olduğu için birleştireceğiz. Sakın kesişim değil. Mutlak değerde iki tane çözüm yaptığımız için bunların birleşimidir arkadaşlar. Bir sonsuz birleşim. Eksi 1 bir bölü 2 1. Şimdi buna göre adım adım gideceğim. 1. Şöyle kök y eşittir x artı 2 ya. O zaman ben e, ne yaparım? y eşittir x artı 2'nin karesi derim. Hemen burada gördüğünüz gibi bir sonsuz için x normalde 1 ile sonsuz aralığında yani 1'den büyük böyle diyelim. Ee, buna göre o zaman karesini aldığımız zaman her iki şey 2 eklediğimiz zaman 3 büyüktür x olur. x artı 2 olur. Karesini aldığımız zaman da 9 x artı 2'nin karesi olur. Yani 9'dan sonsuza kadar gideceği kesin. Ama şunla da birleştirmem lazım. Orası da var sonuçta. x artı 1 önce x büyük eksi 1 bölü 2 1. Şimdi x artı 2 yapmak için arkadaşlar 2 ekliyorum. Buradan da 3 bölü 2 x artı 2 ve e, 3 oluyor. Karesini alıyorum 9 bölü 4 x artı 2'nin karesi 9. Demek ki benim ekstradan bakın şurada 9 bölü 4'ten itibaren başlamam gerekiyormuş. 9'dan sonra zaten var. O zaman y'nin aralığı 9 bölü 4'ten bir başladı sonsuza kadar gitti c şıkkı. Aslında dümdüz çarpanlara ayırma yapacağız. Bakın x küp eksi 8, x eksi 2 çarpı, x kare artı 2x artı 4 çarpanları ayırmayı kesinlikle bilmemiz lazım burada. x eksi 2 çarpı, x eksi 2'nin karesi diye ayırıyorum ki bunlar sadeleşsin. Bu arada köklerin içinde olur da 2 çıkarsa paydayı sıfır yaptığı için almayacağız. Sonra çarpı payda eşitliyorum yine x kare artı. 4 eksi 4x bölü 2x. E arkadaşlar bu da x eksi 2'nin parantez karesi Bakın bu x eksi 2'ler gitti. Böylece burada ne kalmış oldu? x kare artı 2x artı 4 bölü 2x Bir de artı x eksi 5. Payda eşitliyorum artık Bir de x 0'a eşit olmamalı onu da yapalım paydayı 0 yapıyor çünkü x kare artı 2x artı 4 artı 2x kare eksi. 10x eşittir 0 oldu arkadaşlar. Eşittir 0 dediği için. 3x kare eksi 8x artı 4 eşittir 0. 3x'e x eksi 2'ye eksi 2 çaprazlama çarpıp topladığın zaman eksi 8 yaptı. Bunlar 0'a eşit. 0'a eşit. Buradan x 2 bölü 3. Buradan x 2'ye eşit olamaz. Paydayı 0 yaptığı için cevabımız c şıkkı x1 tek sayıysa karesi de tek sayıdır. O zaman buna en yakın çift sayı x kare artı 1 olur. Sonraki çift sayı 2 artacak. x kare artı 3. Sonraki 2 e, karesel sayı. Karesel sayı ne ya? Çift sayı x kare artı 5 olacak. Sonra x yine tek sayı olduğu için bir fazlası çift sayıdır. 2 daha artar ve yine 2 daha artar. Böylece 3x kare artı 3x artı 18 eşittir 738. 3x kare artı 3x eksi 720 eşittir 0. 3'e bölüyorum. x kare artı x eksi 240 eşittir 0. Allah'tan bunun 16 ve 15 çarpımı olduğunu biliyorum. Çünkü 15 çarpı 15 225. Bu da arkadaşlar x artı 16 x eksi 15 eşittir 0 getirdi. x'in tek sayı olduğunu bildiğim için x 15. Karesinin rakamlar toplamı demiş. 15'in karesi 225. Rakamlar toplamı 225. 9 geldi B şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada biraz işimiz var soruda. Dikkatlice izleyin lütfen. Çünkü yanlış bir yorumu bir nevi doğrulamış. Yani daha doğrusu cevabı yanlış vermiş ama doğru çıkmış tesadüfen. Şimdi e, yanlışa göre yapalım önce. Kökler toplamına dikkat ederseniz. Deltalar gidiyor. X1 artı X2 eşittir. Eksi 2B oldu. Şimdi eksi 2B olduğuna göre bakın. Eksi 4N artı 26. Yanlışa göre kökler toplamı bu. Gerçekte kökler toplamı ne? Eksi 2N artı 13 çarpı ters çevireyim. M artı 1 bölü M eksi 1. Eksi B bölü A'ydı gerçekte. O zaman bunlar sadeleşir. 2 olur. 2m eksi 2 eşittir m artı 1'den m'yi arkadaşlar 3 buluruz. Şimdi geldik m'yi 3 bulduktan sonra yerine bir yazalım. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. 1 bölü 2 x kare artı 2n eksi 13 x eksi 4. Buna bir şimdilik arkadaşlar b diyelim de uğraşmayalım ya. Şimdi bakın. Çünkü 2n eksi 13'ün karesini al falan filan birazdan iş çirkinleşir. Şimdi kökler çarpımı yanlışa göre ne? Eksi B artı kök delta çarpı eksi parantezinde B artı kök delta. Bak iki kare fark görüyor musunuz? Delta eksi B kare ama bir de önünde eksi olduğu için B kare eksi deltaymış kökler çarpımı. Şimdi buradan B kare eksi delta dediğimize göre delta ne yanlış verilmiş bu soruda? B eksi 4 AC. B kare Eksi B artı 4 AC arkadaşlar. Kökler çarpımına eşit. O da neye eşit? Hemen bakalım. A çarpı C dediğimde zaten neydi? Ee, eksi 4 çarpı M eksi 1 bölü M artı 1. Onu zaten biz C'yi de 1 bölü 2 bulduk. Direkt yerine yapıştırabilirim artık. Bu şekilde bunlar da sadeleşince burası ne oldu? Eksi 8. Demek ki kökler çarpımı b kare eksi b eksi 8'miş. Gerçekte kökler çarpımı ne? c bölü a. Yani 1 bölü 2 bulduk zaten. Bir de eksi 4. Buradan da eksi 8 oldu. b kare eksi b 0 geldi. b çarpı b eksi 1 0'dan b 0 da olabilir. b 1 de olabilir arkadaşlar. Şimdi buna göre 2n eksi 13 0 olursa n 13 bölü 2 olur. 2n eksi 13 1 olursa M 7 olur. Zaten M her türlü arkadaşlar 3'tü. Buradan bakın ya 39 bölü 2 ya da 21 olacak. Şıklarda 21 olduğu için D şıkkını işaretliyoruz. Bir şekilde x eksenine teğet değillerse arkadaşlar ve denklemlerin çözüm kümesi ikinci derece olmalarına rağmen toplam 3 tane kökleri varsa bunların o zaman 1 tane kökleri ortak demektir. Şöyle düşünün. X artı 3 çarpı X artı 2 çarpının birinde ise mesela X artı 3 çarpı X artı 1 çarpının diğerinde olabilir. Böylece hakikaten bu çarpımdan gelen kökler bakın. Eksi 2, eksi 3 ve eksi 1 olur. Bunlar gördüğünüz gibi herhangi bir tanesi çift katlı derece e, köke sahip değil. Ama ayrı ayrı bakınca iki tane ortak kökleri olacak şekilde düşüneceğiz. Buna göre artık x eksi 2 bölümünden kalan en az olması için P2 artı R2'nin en az olması lazım. O zaman ben şunu tercih ederim. Baş kat sayıları zaten 2'ymiş. Px arkadaşlar x artı 3 olsun ve x artı 1 olsun. Ortak kökü e, denklemde az değer çıkacak şekilde ayarlayayım. Yani x artı 1 ayarlayayım ki çarpanı büyük olmasın. Yine bakın diğeri de 2 x artı 1 çarpı x artı 2 olsun. Zaten elimiz mahkum. Bir çarpan x artı 3, bir çarpan x artı 2 olacak. Bari en azından ortak olan çarpan daha küçük olsun ki. Şimdi bakın p2 ve r2 yerine yazınca böylece 2 çarpı 5 çarpı 3 artı 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 50 artı 24'ten, şey pardon 30 artı 24'ten 54 en küçük cevabı bulmuş olalım D şıkkı. Arkadaşlar burada ee, gördüğünüz gibi X'e 2 verince A kesişim B'nin elemanı A oluyormuş. Yani bakın hem A'da hem B'de yerine 2 yazarsak burada şu ikinci elemanlar birbirinin aynısı olması lazım. Neden? A kesişim B sonuçta birinde 2 A çıkıyorsa öbüründe de 2 A çıkması lazım. Bu yüzden A'da sıralı ikili 2 iki verdiğimiz zaman X'e e, A'sı ne oluyor? Yani ikinci bileşen 4-6-5... Yine diğerinde a'ya pardon x'e 2 verdiğimiz zaman a olmalı. O da 8 eksi 2m eksi 7. Böylece burada eksi 7'ler gitti. m 4 oldu. Demek ki bu denklem arkadaşlar 2x kare eksi 4x eksi 7'ymiş. Ve b 1 eleman b. Yani diyor ki x'e b verdiğin zaman 2b kare eksi 4b eksi 7 1'e eşit oluyormuş. Bu yüzden 2B kare eksi 4B eksi 8 eşit 0. B'nin alacağı değerlerin kareleri toplamı yani B1'in karesi B2'nin karesi demek bu. Bu da B1 artı B2'nin karesi eksi 2B1 çarpı B2. B1 artı B2 kökler toplamından dolayı eksi B bölü A yani 2'nin karesi 4. Kökler çarpımı C bölü A'dan dolayı eksi 4. Yerine yazdığımız zaman 12 oldu toplam D şıkkı. renklemin arkadaşlar deltası 16 artı 8 eşittir 24 olduğu için sıfırdan büyük yani birbirinden farklı iki kökü var. O zaman aslında bize m artı n ve m eksi n'yi kök olarak vermiş. Çünkü x gördüğün yere m artı n yazınca cevap sıfır geliyor. x yerine m eksi n yazınca cevap sıfır geliyor. O zaman bunlar kök işte. Dolayısıyla kökler toplamı eksi b bölü a'dan n'ye eşit olacak 4'e m buradan 2 geldi. Aynı şekilde kökler çarpımı m artı n çarpı m eksi n eşittir eksi 2. Yani m kare eksi n kare eşittir eksi 2. m kare zaten 2 bulduğumuz için 4. 4 eksi n kare eksi 2. Buradan da n kare 6 oldu. m çarpı n kare de 2 çarpı 6'dan 12 oldu arkadaşlar. Artık f12 eşittir. 144 eksi 4 çarpı 12 eksi 2 cevabımız 94 olmuş oldu C şıkkı. Arkadaşlar burada şimdi Fx'in 1 çıkması için Gx'in 0'dan küçük olması lazım. Yani burada 0'dan küçük olan x değerlerini bulacağız ki o zaman fx 1 olsun. Böylece köklerini bulursak yukarının kök mutlak x eksi 2 eşittir 4. x buradan arkadaşlar 6 olabilir ya da eksi 2 olabilir. Sonra x kare eksi 36'nın kökleri nelerdir? 6 ve eksi 6. Gördüğünüz gibi payın birer kökü ortak geldi. 2 tane 6 olduğu için çift katlıdır. Şuna dikkat edeceğiz. Ezbere yaklaşmamak lazım. Kök sayısı neyse olay o aslında. 2 tane 6 geldi o zaman çift sayıda kök var. O zaman çift katlı kök. Mevzumuz bu. Bundan dolayı eksi 6, eksi 2 ve 6 anlamak için şöyle bir çift katlı koyuyorum. Neyle başlayacağız? Mutlağın işareti artı x karenin işareti artı, artı bölü arttan artı. Sonra yine artı, eksi, artı. Böylece sağlayan yerler arkadaşlar, eksi 6, eksi 2 açık aralı, eksi 5, eksi 4, eksi 3. 3 tane değer için bu fonksiyon sıfırdan küçük oldu. Sıfırdan küçük olunca gördüğünüz gibi fx de 1 olmuş oldu, a şıkkı. Adayken arkadaşlar bakın şöyle 2 bölme 2 bölme x 4'e karşılık geliyor. Çünkü A'yı x 4 arttırdığımızda B'ye eşit oluyormuş. Bakın şöyle 2 bölmeye x 4 dediysek buradaki 2 bölmeye de x 4, buradaki 2 bölmeye de x 4 diyeceğiz. Demek ki A'nın üzerine 3x 12 eklediğimizde D derece oluyor. Bu arada ne kadar arttırmak demiş onu. 3x eksi 12 dediğim yere benim aynı zamanda x kare eksi 9x artı 24 arttırıldığında demiş. Bu da yine d'ye yi eşit. Bundan dolayı 3x eksi 12 ile x kare eksi 9x artı 24 birbirine eşittir. 3x eksi 12 x kare eksi 9x artı 24 x kare eksi 12x artı 36 eşittir 0 x eksi 6'nın karesi eşittir 0 x 6 geldi arkadaşlar. X6 geldiğine göre D'de N'ye çıkmak için bakın 2 tane böyle, 2 tane daha böyle, 2 tane daha böyle. Yani her bir parça X-4'de artık onu e, 6 bulduğumuz için X-4'ü 2 bulduk. 2, 2. B'nin üzerine 6 derece eklersek E olacakmış. C şıkkı. N ordinat, K'da ordinat. O zaman N eşittir. F, M artı 2. N K eşittir F M eksi 2. Böylece arkadaşlar yerine yazdığımız zaman M artı 2 çarpı 2 eksi 4 eşittir Ne oldu. M 2 çarpı M eksi 2 eksi 4 buradan da K'ya eşit geldi. Burada 2 M geldi direkt. Burası da 2M-8 geldi. Bunların çarpımları negatifmiş. 2m çarpı 2m eksi 8. Negatif olduğuna göre buranın kökü 0. Buranın kökü 4. Tablo yaptığımız zaman bakın 0, 4 kökler. Bildiğiniz m'nin işte tablosu. Artı, eksi, artı. M sıfırla 4 arasında olmalı. Bunun bize katkısı nasıl olacak? Şimdi n artı k'yı soruyor ya. N dediğimiz neydi arkadaşlar? 2m. K dediğimiz neydi? 2m eksi 8. Taraf tarafa topla. N artı k eşittir. 4m 8 oldu. Şimdi 0m 4 olduğu için önce 4 ile çarpıyorum her iki tarafı 0 16. Sonra 8 çıkarıyorum 4m 8 8. Böylece 8 8 eksi 1 diyeceğim çünkü ikisi de dahil değil. 15 tane değer varmış bunların toplamının alabileceği D şıkkı. Dikkatli olmamız gereken bir soru çünkü Böyle analitik düzlem normal aslında verilmiş. Analitik düzlemde ama cetvelle gösterildiği için o noktaları biz ona göre dizayn edeceğiz. Mesela burası normalde 1, 2, 3, 4. Analitik düzlemde burası eksi 4'e 0 noktası aslında. Şimdi buna göre bakalım tamam mı? Yani bize cetvel vermesinin sebebi orada birimleri görün diye. Böylece a çarpı eksi 4 artı 1 kare artı a artı 10 eşittir 0. Çünkü x eksenini kesen bir nokta bakın. Burası 6'daki yer. Böylece 9a artı a eşittir. Eksi 10'dan a eksi 1 geldi. Şimdi demek ki bu parabol y eşittir. Eksi x artı 1'in karesi e artı 9 şeklinde bir parabolmuş arkadaşlar. Buna göre x eksenin nerede kestiğine bakalım. Bu parabolün tepe noktasının apsisi x eşittir. Eksi 1'den geçtiğine göre x eşittir eksi 1 burası. 6'nın 9'a olan uzaklığı yani aslında gerçekte eksi 4'ün eksi 1'e olan uzaklığı 3 olduğu için bu gördüğünüz gibi x eksenine lazım olsaydı eğer 2'ye 0'ı da kestiğini söylerdim. Şimdi burada artık hani bu 2'ye 0'ı istemiyor bizden. Şöyle düştüğünde nereye gittiğini soruyor. Onun için ne yapacaksınız? Böyle korkmaya falan gerek yok. Çünkü arkadaşlar aslında bu normal analitik düzlemi düşünün bakın. Bir daha çiziyorum o yüzden. Şu yeşil x eksini ve yeşil y eksenini düşündüğünüz zaman bu noktanın apsisini bilmiyoruz. Evet x ama ordinatı ne? Eksi 7. Nereden anladım eksi 7 olduğunu? Şu cetvelin eni 2 santim. Sıfırdan eksi 2'ye kadar. E şimdi burası da arkadaşlar toplamda sıfırdan eksi 9'a eksi 9 birim verilmiş. O zaman şurası 2 birim olduğuna göre 7 birim kalacak tamam mı? T noktası diyeyim. OT'ye arkadaşlar 7 birim kalır. Bu yüzden x'e eksi 7 oldu. Demek ki bu nokta denklemi sağlar. Y gördüğün yere eksi 7 yazacaksın. X'i zaten bilmiyorum. Eksi 16 eşittir. Eksi x artı 1'in karesinden pozitif tarafta olduğu için 4'ün karesi 16'dır. Yani x gördüğüm yere 3 yazmalıymışım. Tabi 3 yazdığım için aslında nereden itibaren? 4'ten itibaren 1, 2, 3. Yani 7'ye e, ee, eksi 7'den geçiyormuş bu parabol. O yüzden cevabımız şey 7'ye eksi 7 değil tabii pardon düzelteyim. Normalde 4'e eksi 3'e eksi 7'den geçiyor. Ancak Tabii ki bu 3 birim 4'ten itibaren olduğu için o yüzden 7'ye eksi 7 dedik. Fonksiyonun arkadaşlar normalde bir noktasına ordinatı 1 olan nokta olması için normalde bir nokta olur. Hani en kötü şeydir. Böyle birebir fonksiyon değildir. Bir olduğu yerler böyle n tane olur. İşte n noktada kesiyorsa n tane 3 noktada kesiyorsa 3 değeri gelir. Ama sonsuz değeri gelmesi demek bu fonksiyonun sabit olduğunu gösterir. Fonksiyon nerede sabit normalde? 12'ye 0'dan itibaren sabit. İlk burada kırılma başlıyor. O zaman burada ilk kırılma 9'a sonsuzda başladığına göre işte bu arkadaşlar 3 birim sola gönderilmiş bir birim de yukarı kaldırılmış. Neden bir birim yukarı diyorum? Çünkü yeni sonsuz olduğu yer çözüm kümesinin y eşittir 1 doğrusu. Böylece gerçekten bakın yapayım size. Şöyle bir grafik. Fonksiyon 9'a 1'den geçsin. İşte bakın sonsuz olduğu, çözüm kümesinin sonsuz olduğu bölge. Ve y eşittir 1'in olduğu yer. Ve bir fonksiyonda siz bir doğruyu, bir eğriyi hiç fark etmez eksi 3'e 1 yönünde öteliyorsanız bütün noktalarını eksi 3'e 1 yönünde ötelersiniz. Şunu diyebilirsiniz bu eksi 7 ne alaka? Normalde eksi 4'e 0'dan geçiyor ya fonksiyon. İşte siz bunu 3 birim sola ve 1 bir birim yukarı attığınızda eksi 7'ye 1'den geçiyor. Tamam mı? Bu şekilde artık burayı anladık. Fonksiyonun eksi 3'e 1 yönünde ötelendiğini. O zaman buradan m arkadaşlar kaç gelmiş oldu? Eksi 3. N de 1 olmuş oldu. fx eksi 3 çarpı 1'den fx eksi 3 oldu. Bu fonksiyonda 3 birim aşağı gönderilmiş bir fonksiyon. Çizelim bakın. Şöyle bir rengi değiştireyim. Bu fonksiyonda şöyle bir fonksiyon artık. Eksi 9'dan geçiyor. 3 e, birim aşağı indirdiğimiz için. Sonra bakın normalde 12'ye 0'dan geçen şey 12'ye eksi 3'ten geçiyor. Bu şekilde öteliyorum. Ve kesinlikle bir doğruyu ötelediğinizde eğim değişmez. Bunu unutmayın. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 oluyorsa o zaman burada da 9 bölü 6'dan 3 bölü 2 olur ve eksi 6'da keser. Gördüğünüz gibi fonksiyonun arkadaşlar negatif olduğu yerler neresi? İşte burası. Bu yüzden bu fonksiyon eksi 6 sonsuz aralığında negatif olacak. Yani x eksenin altında kalan bir grafik olacak. C şıkkı. bilinenden başlayalım önce. Bakın şurası rahat. Çünkü log 2 öbür tarafa atarsak 2 üzeri 2 4. K kare eksi 3 K. Buradan da K çarpı K eksi 3 eşittir 4. K negatif olamaz. Neden? Logaritmanın içi asla ve tabanı negatif değildir. O zaman K buradan 4. Hiç uğraşmaya gerek olmadan K'nın 4 olduğunu söyleriz. Normalde eksi 1 de olur ama K'ya eksi 1 veremiyoruz logaritmada. Böylece K'nın 4 olduğunu anladık. Artık logaritma 4. 1 eksi 1 bölü 4 payda eşitledik 3 bölü 4. Çarpı aradaki artı demek çarpı demektir. 1 eksi 2 bölü k yani 1 eksi 2 bölü 4. Kesirlerle uğraşmamak için bunu da isterseniz 2 bölü 4 diye yazalım. Çarpı e, bu da yine 1 eksi m bölü 4. Yani 4 eksi m bölü 4. Eşit olacak eksi 3'e. O zaman 3 çarpı 2 çarpı 4 eksi m. 4'ü attım bu tarafa. Burası 4 üzeri 3, burası da 4 üzeri eksi 3 oldu. Log 4 öbür tarafa 4 olarak geçtiği için. 4 üzeri eksi 3 zaten 1 bölü 4 üzeri 3'tür. Sadeleşti. 6 çarpı 4 eksi m eşittir 1 oldu. 4 eksi m eşittir 1 bölü 6. Buradan da 24 eksi 1 bölü 6 eşittir m'den. 23 bölü 6 eşittir m gelir. Bir işlem sorusu yaptık böyle. Çok da zor değildi aslında. Logaritmada biliyorsunuz böyle sorular oluyor arkadaşlar. Aslında bunlar böyle bence çok zor olmayan sorular. Çünkü sadece yerine yazıyorsunuz. Bakın başlangıçta 2000 nüfus var. Sonra e üzeri 0.03 de ne zaman olduğunu bilmiyoruz bunun. Eşitmiş 2000'in 8 katına öyle söylüyor. O zaman 2000'ler sadeleşecek yerine yazdım işte son durumdaki nüfus sayısını. Sonra e çarpı 0. 0, t eşit oldu 2 üzeri 3'e birazdan onu kullanacağız. At buraya 0.0, 3t eşittir ln 2 üzeri 3, başa gelir 3 elen 2 olur. Burası da 0.03 olduğu için böl her iki tarafı 0.01 eşittir. E, burası 0.0'mış hep ya pardon. Çok mühim değil şu ana kadar da şu an düzeltmemiz lazım. Şimdi buradan da 0.01 t eşittir ln 2 sadeleştirdim. Her iki tarafı 100 ile çarparsak 100 ln 2 eşittir t geldi a şıkkı. Burada tam sayı elde ediyormuşuz sonuçları. Yani hangisi toplama, hangisi çıkarma, hangisi çarpma tahmin etmeliyiz. Aslında logaritmada biraz işlem becerimizi ölçen bir soru arkadaşlar. Şimdi burada e, logaritma 3 tabanında 4, logaritma 2 tabanında 3 nasıl yapabiliriz? Nasıl tam sayı elde ederiz? Şunu hatırlayalım önce. Logaritma A tabanında B, logaritma B tabanında C, logaritma A tabanında C'ye eşittir. Bundan dolayı logaritma 3 tabanında 4. Bakın şuraya log 2 3 yazarsam çarpım olunca log 2 4 olur ve bu 2 gelir. O zaman demek ki birincisi çarpıymış. Hocam ben bunları nasıl göreceğim? İşte bu soruda gerçekten hem logaritmayı düzgün bilmemiz lazım hem de bakın böyle işlemleri anlamamız gerekiyor. Temel kavramlarda ÖSYM'nin sorduğu sorular var biliyorsunuz. Onlarda deme hakkımız oluyor mu? Hani şunda 2 çarpı 3 işte 2 bölü 3 yok işte 2 bilmem ne. Bunlarda farklı sonuçlar elde etmeli sorular vardı. Çıkmış soru da var 2018, 2019, 2020'de falan. Yani hep ne yapıyoruz orada? İşlem becerimizi konuşturuyoruz. Madem öyle soruyorlar Burada da işte logaritmadan niye üretmeyelim ki denmiş. Şimdi logaritma 2 tabanında 9. Buraya geldiğimiz zaman şu, şunu düzeltelim. Payda, e, payda demeyeyim pardon. Tabanın derecesi ters çevrilir. 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2'nin tersi 2 kat sayı olarak gelir. Sonra şu 3 üzeri 1 bölü 3 olduğu için ters çevrilir. 2 bölü 3 logaritma 2 tabanında 3. Diğeri de arkadaşlar ne? 2 çarpı Logaritma 2 tabanında 3. Şunu aldım. Bunların hangi işleme sokarsam tam sayı elde ederim? Dikkat. 2 log 2 3'ü 2 bölü 3 log 2 3'e bölersem. 2 log 2 3. Hakikaten bölüyorum bakın. 2 log 2 3 bölü 3'e. Log 2 3'ler gidiyor. Bunu da çevirince 3 oluyor. Dediğim gibi bu işlemleri fark etme sorusu. Tabii bunun için de yapmamız gereken şey hakikaten güzelce soru çözmek. Log 154'e geldiğimiz zaman... Burada da arkadaşlar araya eksi koyduğumda log 3 54 bölü 2 oluyor. Log 3 27 oluyor. Dolayısıyla bu da 3 oluyor. Bunun da e, fark olduğunu anladıktan sonra geriye bir tek ne işlemimiz kaldı? Toplama. Bakalım gerçekten oluyor mu? 2 log 36 2 taban yer değiştirir ters çevrilince. Sonra burası da artı logaritma 36 9. 2'ye at başa işlem yapabilmek için üstlerden kurtulmalıyız. Logaritma 36 4 çarpı 9'dan evet logaritma 36 36 1 oldu. Bakın daha anca şimdi anladık olayları. Çarpı burası artı sonra bu bölü ve bu da arkadaşlar eksi. Şimdi e, artıyı hemen aradan çıkaralım. Logaritma 2 tabanında 21 olacak burası. Artıysa tabanlar aynı çarpıyoruz. Log 21 64 olduğu için 21'ler gidecek bakın burada. Böylece log 2 64 olacak. Bu da bize neyi getiriyor? 6'yı getiriyor. Buraya geldiğimiz zaman kök 2 1 bölü kök 2 denmiş ya. Hemen logaritma 2 tabanı. Kökün derecesi ters çevrilir. 2 çarpı olur. Bu 2 üzeri eksi 1 bölü 2 olduğu için baş kat sayı olarak eksi 1 bölü 2 olarak gelecek. Böylece bunlar gidiyor. Şöyle log 2 2'den burası eksi 1 geldi. Bir de önünde eksi var. 2 eksi eksi 1'den 3 oldu. Üçgen işareti bölüydü. 6 bölü 3 olduğu için 2 c şıkkı. Önlerden şunu bir hatırlatmak gerekiyor aslında. Ee, bu soruda hani müthiş derecede lazım olur mu tartışılır ama yine de söyleyeyim. Şimdi bu şekilde bir noktanın kenarlara uzaklıkları eşitse bu iç teğet çemberin merkezidir. İç teğet çemberin merkezi de açıortayların kesim noktasıdır. Bu yüzden arkadaşlar açıortayın kollarına inen dikler neydi? Birbirine eşitti. Şuraya siz a derseniz burası 50 eksi a olur. Burası da 50 eksi a olur. Buralar 10, 10, 10 verildiği için 10 olur. Burası da a olur. Şimdi buradan bir kenar 60 eksi a geldi. Bir kenar 10 artı a geldi. Bir kenarda 50. Bunlardan ee, en büyük 50 zaten gördüğünüz gibi. Şimdi ikisinin toplamı ortancanın iki katına eşitti. Aritmetik de doğru mu? Ardışık 3 terimde ortanca toplamlarının yarısıdır. Dolayısıyla burada birincisi 110 eksi a eşittir 20 2 a olabilir. Buradan da a 30 gelir. Yerine yazarsak 30, 40, 50. Ya da 10 artı a ile 50'nin toplamı 60 eksi a'nın iki katıdır. 60 artı a eşittir 120 eksi 2a olur. Buradan da 3a eşittir 60'tan a 20 olur. Ama her türlü a 20 olunca bu sefer bu 40 30 50 geldi. Yani a 3 her türlü 30, a 4 her türlü a 3 miydi bu? a 7 pardon. a 7 her türlü 30, a 8 her türlü 40 ve a 9 da her türlü 50 oldu. Şimdi aritmetik dizinin ortak farkının ne olduğunu gördük arkadaşlar. 10 olduğunu gördük. Ben zaten hocam oranın 30-40-50 üçgeni olduğunu gördüm diyen arkadaşlar. Şimdi matematik sorusunu yazarken tahmin usulü yapamayız. Hani gerçekten böyle olduğunu görelim. Belki öyle bir sorudur ki öyle özel üçgen olduğunu zannetmiyorum ama aritmetik dizi oluşturacak şekilde hipotenüsle 50 olan bir üçgen belki vardır. Biz şansa bırakmamak için düzgünce gösterdim. Dolayısıyla burada artık A1, A3, A5 istenmiş ya bu ne demek? A1 ile A5'in tam ortasında yer aldığı için A3'ün iki katıdır bunların toplamı. Bir de A3 olduğu için 3A3 arkadaşlar. Şimdi 3A3'ü bulacağız. O zaman A3'ü bulalım. A3 artı 4 çarpı 10 eşittir 30'dur. AN artı D çarpı N eksi R bize AN'yi veriyordu. Böylece buradan A3 eksi 10 geldi. 3 tane olduğu için de eksi 30 yaptı B şıkkı. Bu soru da güzel bir soru. Periyodik bir dizi oluşturacak. N büyüktür 8 için AN-8'e eşitmiş. Örnek A9 diyor A1'e eşittir. Ya da A17 mi? O zaman bu A9'a eşittir. İşte A16 e, mı? Bu A8'e eşittir. Bu şekilde bakın belli periyotlarla dizi tekrar ediyor. Periyodumuz kaç? 8. Çünkü arkadaşlar 1'den 8'e kadar hiçbir sıkıntı yok. E, hatta birinci terim eksi... 9 oluyor değil mi? 1 verince. İkinci terim eksi 6 oluyor. Üçüncü terim eksi 3 oluyor. Nokta nokta en son 8 veriyorum. Son terimimizde 12 oluyor. Şimdi bu, bu A1. Bu A2. Nokta nokta A8. Siz A9'a geçtiğinizde yukarıyı veremediğim için aşağıya veriyorum. O zaman A9 A1'e eşit oluyor mesela. Gittim. Bir tane daha söyleyeyim size. A17 mesela. A17 yapamıyorsun çünkü 17 8'den büyük. Bir azaltıyorsun A17'de A9'a eşit. A9'da A1'e eşit. Bunların hepsi bakın 8'er 8'er artanların hepsi böyle gördüğünüz gibi A1'e eşit. Yine aynı mantıkla sen A10 diyemiyorsun da A10 yerine A2'yi koyuyorsun. Neden? 10 verirsen diyor 10-8'den A2'ye eşit. Bu mantıkla arkadaşlar hepsi bakın. En sonunda A16 böyle A24 A nokta nokta 96'ya kadar gidiyor. Demek ki ilk 8 terimi tekrar ediyor diğer dizi. Ve 8'er 8'er tekrar ettiği için B96'yı soruyor bize. Şimdi oraya gelelim. B96 neymiş? Sorunun ilk aşaması buydu. B96'yı sorduktan sonra bana K eşittir birden. K N neymiş? 96. 96'ya kadar A K yapacağız. Yani K'ya 1 vereceğiz A1. K'ya 2 vereceğiz A2 nokta nokta nokta. Toplam sembolünün özelliği buydu. K'ya değer ver araya artı koy. Böylece A 96 oldu. Şimdi arkadaşlar ne dedim demin ben size? 1'den 8'e kadar, 9'dan 16'ya kadar, 17'den işte 24'e kadar bu dizilerin hepsi A1'den A8'e kadar olan toplama eşit. O zaman ben A1'den A96'ya kadar 96 terim var. 8 çarpı 12 yani 96'yı şöyle yapayım hatta. 8'e bölersem Tam 12 tane 8'li paket var. A1, A8, 8'li paket. A9, A16, 8'li paket. Nokta 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 en son A89 ve A96. Bunlar da arkadaşlar toplam 8'er paketten 12 paketi oldu. O zaman bir paketin toplamını bulalım. A1'den A12'ye kadar A8'e kadar toplamı nasıl bulacağım? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı 8. Her zaman klasik, klasik aritmetik toplam. Böylece bu da 12 geldi. A1'den A8'e kadar 12 ise bundan 12 tane var. Cevabımız 144 oldu C şıkkı. Bu tarz matematik soruları biraz daha sizi zorluyor diye düşünüyorum. Çünkü burada matematiksel bir durum var. Harflerle anlatılıyor. İyice böyle iş kopuyor nasıl anlayacağınız falan karıştırıyorsunuz. Göstereyim bakın size ne demek istiyor. Birincisi A dizisi vermiş. Burada ekstra bir şey yok. İkincisi bir B dizisi demiş arkadaşlar. Eğer diyor verdiğiniz P'ye göre AP tam sayıysa direkt AP'yi al. Örnek veriyorum bakın. P'ye bir tane tam sayı çıkacak şekilde. A, B, P'ye 1 vereyim tamam mı? P'ye 1 verdiğiniz zaman bakın A1 eşittir. 4 artı 20 bölü 3'ten 8 oluyor. O zaman diyor cevap işte AP'ye eşit. Yani B1 eşittir 8. Yok diyor eğer AP tam sayı değilse örnek N'ye 5 vereyim. Tamam mı? 4 kere 5 20. 20, 20 daha 40 oldu. Aşağısı da 40 bölü 7 geldi. Bu tam sayı değil. O zaman diyor ki tam sayı değilse de P'ye kaç vermiştik? 5 vermiştik değil mi? 1 arttır diyor onu. B5 6'ya eşit olsun. Böyle bir yorum. Şimdi buna göre demek ki bizim şu dizinin genel terimi ne zaman tam sayı oluyor ne zaman tam sayı olmuyor onu anlamamız gerekiyor. Bu da ta temel kavramlardan beri bahsettiğimiz bir şeydir. Burada yapacağınız şey şudur. Paydanın 4 katını alın. Neden? Burada 4 ne var burada ne var. Bunları bölmek için ya polinom bölmesi yapılır uzun bir şekilde ya da bu baş kat sayılara bakarsınız büyük olanın kat sayısına göre aşağıya çarparsınız. Bakın 4n artı 8 artı 12 diye ayırdım. Burayı da n artı 2. Zaten 4n artı 8 4, n artı 2'ye bölündüğü için 4 diye ayrılır. Burası da 12 bölü n artı 2 olur. Ve sol taraf zaten tam sayı. O zaman sağ tarafın tam sayı olması lazım. n'ye 1 verdiğinizde 2 verdiğinizde sonra 4 verdiğinizde ve 10 verdiğinizde bu dizinin elemanları tam sayı oluyor arkadaşlar. Malum n'ye birden daha küçük değerler veremediğimiz için diğer o tam sayıları es geçiyoruz. Şimdi buna göre bk eşittir ak eşitliğini sağlayan yani k öyle bir sayı ki bk'yı tam sayı yapacak. Çünkü o zaman bakın ap'ye eşit oluyordu. Tam sayı yapacak en büyük k tam sayısı nedir? Buradan bakınca gördüğünüz gibi 10 verince gerçekten B10 eşittir A10. Çünkü 10 verince bakın tam sayı oluyor. Göstereyim hatta. 10 ver. 4 artı 12 bölü 12'den 5 oluyor. Gördüğünüz gibi burayı tam sayı yapan en büyük K değeri 10. Şimdi sonra M'nin en küçük olmasını isterim. Çünkü farkın en büyük olmasını istiyorum. Fark e, Burada da M'yi bir sayı vereceğiz. Ve o tam sayı yapmayacak. Tam sayı yapmayan en küçük m sayısı kaç arkadaşlar burada? 1 verince tam sayı oluyormuş. 2 verince tam sayı oluyormuş. O zaman m'ye en az 3 vereceğiz. Gerçekten bakın b ye 3 eşittir. 4'e eşit olacak. Sebep n'ye 3 verdiğiniz zaman 4 artı 12 bölü 5'ten bakın tam sayı olmuyor. İşte m'nin en küçük değeri de 3 geldi. 10 eksi 3'ten 7 c şıkkı. gerçekten güzel ve ayrıntılı bir soru. Dikkatlice beni dinlemeniz lazım. Çünkü belli alışkanlıklarla, ezberlerle yaparsanız soruda sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada görmemiz gereken mevzu normalde sorularda size diyordu ki burası bir L'ye eşit. Siz de diyordunuz ki burası sıfır ise o zaman burası da sıfır olur. Böylece P kare sıfır eşittir, 25'tir deyip geçiyordunuz. Ancak burada gerçek sayıya eşit değildir diyor. Ne zaman limit gerçek sayı olmaz? Payda sıfır payda herhangi bir sayıysa sayı bölü 0 sıfır hariç 0 bölü 0 olmayacağı için bir tanımsızlık getirir. O zaman arkadaşlar p kare 0 eşit olmamalı 25'e buradan da p 0 eşit olmamalı 5'e bu kenarda duracak. Bunu nereye bağlayacağımı söyleyeceğim. Sonra bakın yine bu da bir reel sayıya eşit değilse 0 bölü 0 olmamalı sayı bölü 0 olmalı. Bu yüzden arkadaşlar x'e 1 verince payda 0 geldi x'e 1 verince ama p1 eşit olmamalı 5'e yoksa 0 bölü 0'dan belirsizlik ortadan kalkar sadeleştirip limit gelir. Demek ki arkadaşlar p1 5'e eşit olmamalıymış. Bu güzel bir şey çünkü soruda şu bilgi var ya normalde 3. dereceden bir polinomun px eşittir 5 olan kökleri maksimum 3 tanedir ama burada 5 tane var. İşte sana ne diyor? P0 5'e eşit olamaz. Sil bunu diyor. Yine P1 5'e eşit olmaz bunu da sil diyor. Gerçekten denklemin o zaman Px eşittir 5 olan kökleri eksi 2 eksi 1 ve 2 olduğunu anlatmış sana bu dolambaçlı yoldan. Böylece baş kat sayı A kökleri nasıl yazacağız? Kökleri değil de daha doğrusu eksi 2 verdiğimizde 5 kalanını veriyorsa çarpanlardan 1 x artı 2'dir. Yine eksi 1 verdiğimizde 5 kalanını veriyorsa x artı 1'dir. Ve 2 verdiğimizde 5 kalıyorsa işte size... Px polinomu. Gerçekten eksi 2 veya eksi 1 veya 2 verdiğinizde polinom 5'e eşit oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar denklemi bulduk ama burada a'yı bilmiyoruz. Onu nereden bulacağız? İşte buradan. Sağdan yaklaştığınızda ve soldan yaklaştığınızda aynı zamanda o noktadaki değer limit şöyle yapalım. F1 eksi F1 artı eşit F1 ise o süreklidir. O zaman 1'e sağdan yaklaştığında bunu kullan x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü x eksi 1 olduğundan x eksi 1'ler gider. F 1'e sağdan yaklaştığımda 2 olur. Sonra 1'e soldan yaklaştığımda bunu kullanacağım. 1 eksi yani 1 artı 2'den P3 de 2 olmalı. O zaman bunu git işte burada yerine yaz. Fonksiyonda nokta denklemi sağlar. X yerine 3 yazınca A çarpı 5. 3 artı 1'den 4. 3 eksi 2'den eksi 1 eşittir. Ee, öbür tarafa atmayalım bir. P3'ün 2 olduğunu biliyorum. Şimdi öbür tarafa atarsak. 3 eksi 2'den buraya da burası eksi 1 değil artı 1 olacak. ya Onu yanlış söyledim. A buradan eksi 3 bölü 20 geldi. Şimdi Px'i gönül rahatlığıyla eksi 3 bölü 20. X artı 2. X artı 1 ve x eksi 2 artı 5 diye yazarım. Benden x artı 3 ile bölümünden kalan demek x yerine eksi 3 yaz demek. Çünkü kalanı bulurken burayı sıfır eşitleriz. En temel polinomda bölme kuralı. Eksi 3 bölü 20 çarpı eksi 3 artı 2'den eksi 1. Eksi 3 artı 2'den eksi 2 ve eksi 3 eksi 2'den eksi 5 artı 5. Buradan da 13 bölü 2 geldi. E şıkkı. Soruda arkadaşlar f4 1 bölü 2 verilmiş. F çarp f içinde f türev 0 diye soruluyor. Şimdi Burada bir yorum yapmaya çalışalım. X'e kaç vermemiz lazım? Normalde 4 vermem lazım. Tamam mı? Şimdi buraya yazayım bakın. 4 çarpı F4. Eşittir. 4'ün kübü 64. Eksi. 4'ün karesi 16. 32. Artı 6 çarpı 4. 24 artı 3. Buradan da 64. Eksi 32, 32, 24 daha 56, 3 daha 59 oldu. Bu arada f4 arkadaşlar kaça eşit? 1 bölü 2'ye buradan da f2 eşittir 59 oldu. Şu an bu böyle çok matah bir şey olmadı gibi. Ancak f türev 0 demiş ya biz gelin şu fonksiyonun bir de türevini alalım. Bir fonksiyonun türevi önce içinde hiçbir şey yokmuş. yokmuşçasına böyle f türevdir. Sonra içinin türevi. İçinin türevi nedir? x birincinin türevi 1, çarpı fx artı ikincinin türevi birinci aynen kalıyor. F türev x. Böylece arkadaşlar yan tarafta 3x kare eksi 4x artı 6 oldu. Şimdi ben buradan f türev 0'ı istiyorum ya x'e 0'ı yapıştırırım. Neden? x'e 0'ı verince burası zaten 0 çarpı f 0'dan 0 oldu. Sonra burası f 0 oldu arkadaşlar. Şurası da 0 e, çarpı f türev 0'dan böyle geldi. Oradan da 3x kare x'e 0 verdiğim için 6 olmuş oldu. Şimdi f türev 0ı soruyor, bir de f 0 var burada. Onun içinde ne yapacağım? X'e 0 vereceğim arkadaşlar. X'e 0 verdiğimiz zaman f 0 eşittir 0 eksi 0 artı 0 artı 3'ten bak ne güzel f 0 3 oldu. F türev 0'da ne geldi? 2. Yani bir sürü acayip acayip işlem yaptık. 1, ne olduğunu anlamadığım için soruda verileni kullandım x yerine 4 yazdım. Bu birinci durumumdu. İkinci durumum madem f türev 0'ı bilmem lazım burada, türevini aldım. Sonra x yerine 0 yazdım. Böylece f türev 0'ı 2 bulduk. Son adıma geliyorum artık. Son adımda da f f türev 0 demiş ya. f türev 0'ı 2 bulduğum için soru benden f 2'yi istiyor arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. 4. son adımın cevabı nerede var? başlangıçtaki şu manasız gibi gelen F2'nin neden 59'a eşit olduğunu bileyim ki dediğimiz yere eşit oldu. Cevabımız bu yüzden B şıkkı geldi. Bazı sorularda ÖSYM'nin sorduğu sorularda da yapacağınız şey şu olur. Yaparsınız soruyu ne olduğunu anlayamazsınız. Verilenleri yerine yazarsınız kendiliğinden bir bakarsınız cevap gelir. Bu da öyle bir soruydu. Arkadaşlar bu soruda Gerçekten aslında sıralı gitmek yerine şu Fx bölü Gx'den başlarsanız soruyu çok kolay yaparsınız. Çünkü burası aslında tehlikeli. Buraya girdiğiniz zaman işin içinden çıkamayabilirsiniz. Ancak Fx bölü Gx pozitif değerlidir diyor ya pozitif değerlidir demek sonuç yani y pozitif çıkacak demek. O zaman fonksiyonların ikisinin de eksi olması lazım ya da ikisinin de artı olması lazım. İkisinin de eksi olduğu yani y değerlerinin negatif olduğu. Bu ne demek? x ekseninin altında kalacak grafik. İkisinin de altında olduğu veya ikisinin de pozitif olduğu yerlere bakacaksınız. Birinci grafik x fx hep pozitif değer alırken gx arkadaşlar negatif oluyor. Artı böyle eksiden bu fonksiyon daima negatif değerli gitti. İkinci grafiğe gelirsek fx'in pozitif olduğu yerde pardon gx'in pozitif olduğu yerde f negatif artı bölü x'ten eksi geliyor. F'nin pozitif olduğu yerde g negatif o zaman arkadaşlar artı bölü eksiden bu da yine eksi oldu. Yani ikinci grafik de patladı. Üçüncü grafiğe gelirsek her ne olursa olsun mn aralığında bakın grafikler hep x eksenin üstünde. O yüzden artı bölü artıdan grafikler artı işaretli oldu. Böylece zaten buradan bakarsak bile cevabın c olduğu belli. Bu gerçekten test tekniği sorusu. Yani ben bazı sorularda size uyarıyorum. Diyorum ki bakın böyle hemen şıklardan gidelim ama o zaman ne anlamı var? Biz düzgünce mevzuyu görelim. Bu soru da arkadaşlar ÖSYM'den de böyle birkaç tane limit süreklilik soruları var. Belki görenler vardır. Bazı fonksiyon grafikleri grafik soruları var. Hemen böyle şıklardan bakıp sadece şık odaklı test tekniği odaklı yaptığımız sorular gibi. O yüzden de burada hiç şuraya bakmamıza gerek kalmıyor. Bir matematik öğretmeni tahtaya bir tane ekstremum noktası bulunan y eşittir fx fonksiyonun türevi olan y eşittir f türev x fonksiyonun grafiğini çizeceğini söyleyip iki grafik çiziyor. Öğretmen öğrencilerine grafiklerinin birinin doğru diğerini yanlış çizdiğini söylemiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Fonksiyonun arkadaşlar bir tane ekstremum noktası var. Gördüğünüz gibi bir tane ekstremum noktası ne demek? Ekstremum noktasında türev işaret değiştirir. Bakın bu ifade önemli. Yani her zaman böyle fonksiyon grafiğini verip fx'in grafiğini verdiğinde burada dersin ki iki tane bunun ekstremum noktası var. Ama f türev verdiği zaman işaret değiştirmesi lazım. Örnek şurada bakın f türev x grafiği olsun bu. Burada bakın işaret değiştiriyor. Fonksiyon türevi artıdan eksiye geçiyor. Bu ekstremum noktasıdır. Ama şu ekstremum noktası değildir. Evet x eksenini değiyor ama fonksiyonun türevinin işareti değişmiyor ki. O yüzden bazı sorularda sürekli olduğu halde türevi olmayabiliyor ya biz orada nasıl anlayacağız? Kritik noktamız benim cümlem. Türev işaret değiştirecek. Burada bakın eksi 2 türev işaret değiştirmiyor. 2 de türev işaret değiştiriyor. O zaman bu doğru grafik. Bak bu yanlış grafik niye? Eksi 3 de eksiden artıya geçiyor bir ekstremum. 2 de artıdan eksiye geçiyor iki ekstremum. O zaman arkadaşlar burası patladı. Demek ki bizim doğru olan grafiğimiz buymuş. Buna göre yorum yapacağız. Buna göre yorum yaparsak f'in ikinci türevi eksi 2. Iki. Evet ikinci türevlerde şunu düşünün. Bu türevi sil. Buradaki türev sembolündeki o e, bir tane çentiyi de sil. F türev x olsun. Bu da normal fx olsun. Yani normal fonksiyon grafiği gibi yorum yap. Çünkü ikinci türev, üçüncü türev bilmiyorsunuz siz. Ne yapacaksın o zaman? Bir fonksiyonun türevinin sıfır olduğu yer nedir? Maksimum minimum noktasıdır. O yüzden işte türev fonksiyonunun minimum noktası eksi 2 olduğu için o noktadaki türev gerçekten sıfırdır arkadaşlar. Bakın zaten çizdiğiniz teğet x eksenine paralel. O zaman birincisi doğru. İkinciye geldiğimiz zaman yine bakın türevin türevi. O zaman yine normal bunu düz fonksiyon kabul et. Bunu da normal f türev 3. Bunu da f türev 1 gibi gör ki kafan karışmasın. Yani ikinci türev alıyorum hayırdır falan deme. Şimdi bu normal fonksiyon grafiğinde f türev 3 arkadaşlar yani şurası burada fonksiyon azalan olduğuna göre türevi negatiftir. Sonra f türev 1 burada yine fonksiyon azalan olduğundan türevi negatiftir. O zaman a x çarpı x'den artı oldu. Sonra geliyorum ikinci türevi yine aynıyorum artık bunu normal türev kabul ediyorum birinci türev gibi. Bunu birinci türev gibi kabul ediyorum ve bu fonksiyonun türevindeki türevi siliyorum. Bunu normal fonksiyon gibi düşünüyorum daha kolay yorum yapmak için. Şimdi eksi 4'te arkadaşlar şöyle bir yer. Fonksiyon azalıyor. O yüzden türev negatif. F türev 2'de fonksiyon arkadaşlar azaldığı için burada da türev negatif. Ama hocam burada x eksenini kesiyor sıfır değil mi? Hayır. Biz şimdi fonksiyona bakıyoruz. Evet fonksiyonun iki noktasındaki değeri sıfır. Ama türevine baktığın zaman buradan çizdiğin teğet bak gördüğünüz gibi. Gerçekten sola yatık doğruların eğimleri negatiftir. Bu yüzden bu noktadaki türev de negatif. Eksi artı eksiden evet bu da eksi çıkar. 1, 2, 3, 3 de doğru. Türev konusunda buralara çok iyi çalışmış olmanız lazım. Yoksa hep kafa karışıklığı. Bir maksimum minimum sorusu gördüğünüz gibi. Buna abartıp parabolle bile yaparız aslında onu da söyleyeyim. Şimdi biz türevle yapalım. X, X, X diyorum. Bu karelerin bir kenarın uzunluğu belli değil. Ama 6 santimden dolayı uzun şu kenarın 3, Buranın da 3 olduğunu göreceğiz. O zaman şöyle şu kısım arkadaşlar 3 eksi x. Onu da yazalım. Bundan dolayı dikdörtgenin bir kenarı burada bakın 6 eksi x geldi. Diğer kenarı 3 x. Bu birinci boşluğun alanı 6 eksi x çarpı 3 x. İkinci boşluğun alanına bakalım. Yine burası x olacağı için 3 eksi x. Burası arkadaşlar 3 x x olacağı için onun alanında 6 eksi x çarpı 2x. Alanları topladığımız zaman 6 eksi x parantezinde 3x artı 2x'ten 5x. Bu işte bize boş alana, siyah alana hatta, Sx diyeyim buraya tamam mı? Sx'in alanını bulacağım. Buradan o zaman alanın en büyük değeri demek bir fonksiyonun en büyük değerini bulduğumuz şey nedir? Aslında türevdeki ekstremumu soruyor bana. Böylece türevini alacağız. 6 çarpı 5x'ten 30x Eksi 5x kare eşittir sx. Türevini aldığında 30 eksi 10x eşittir s türev x. Burayı sıfır eşitlediğimizde bu alanın maksimum olması için x'in 3 olması gerekiyormuş. Artık burada x gördüğümüz yere şu denklemde ne yapacağız? 3 yazacağız. 6 eksi hatta alan denklemi şu yapmıştım. Burada yazayım daha kolay olsun. 6 eksi 3 3 5 çarpı 3 15 Toplam alan maksimum 45'miş arkadaşlar A şıkkı. Önce kenarda şunu bir hatırlatmak lazım arkadaşlar. Şimdi fx çarpı x'in türevi. Bir kere sınavda sorulduğu için bazen yani neden sorulmasın diye denemelerde de çıkıyor. Şimdi bunun türevi nedir? f türevi x çarpı x artı fx'tir. Doğru mu? Bize bazen işte bunun böyle integralini verir sizden şu ifadenin bu olduğunu görmenizi ister. Hatta bu sorudan yola çıkarsak bakın x çarpı f türev x var görüyor musunuz? Bu tek başına integrali alınabilen bir şey değil. Yanına ne eklememiz lazım? Şuradan yardım alarak bakın. Şuradan yardım alarak bizim buraya 0'dan 9'a fx dx'i e eklersek 0'dan 9'a x f türev x dx'i e eklersek işte bu 0'dan 9'a fx artı f türev x çarpı x dx olur. Ve şu ifade fx çarpı x'in türevi olduğu için integral dışarı fx çarpı x olarak çıkar 0'dan 9'a. Şimdi burayı soru bize zaten 42 olarak kendisi vermiş. Benim burayı bilmem lazım. Eğer bunu da bilirsek böylece 42 artı soru işareti Bakın fx çarpı x sıfırdan 9'a eşit olacak. Yerine yazarsak 9 f9 eksi 0 çarpı f 0'dan bu gidecek. Direkt bakın 9 f9'u ben bulmuş olacağım. O zaman mevzu benim soru işaretini bulmam. Yani 0'dan 9'a bu fx dx'i bulmam. Onun cevabı da işte burada gizli. Yapalım bakın. Bir şeyin türevi fonksiyonun yanında sağında solunda varsa aslında ona biz u demeliyiz. x kare eşittir u olsun. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak 2x dx eşittir du olur. Böylece biz x dx yerine du bölü 2 yazabiliriz. Ve x eşittir 0 için x kare 0 olur. Böylece u da 0 olur. Sonra x eşittir eksi 3 için x kare 9 olur. u da 9 olur. Hemen yapıyorum bakın. 9'dan 0'a f u d u bölü 2 eşitmiş 12'ye. Her iki tarafı 2 ile çarparsak f u d u 24 olur. Bunu yer değiştirince ne oluyordu? İntegralin başına bir eksi. Bakın 0 ile 9'u yer değiştirdim. Eksi 0'dan 9'a f u d u 24 oldu. O zaman 0'dan 9'a f u d u ne yapıyorduk? Harfleri aynıysa U'nun, A'nın, K'nın bir önemi yoktur. Onun yerine X yazabilirsin. Her iki tarafı eksiyle çarpıyorum. Fx dx eksi 24'e eşitmiş sıfırdan 9'a. Artık bu soru işareti yerine bunu yapıştırırız eksi 24 diye. Toplamları 18 gelir. İşte 18 eşittir. 9 F9'dan F9 2 geldi. Biraz çok katmanlı bir soru. İşte bu yüzden... Türevin evet anlatırken bile bazı yerleri zor integralin ama hakikaten çok fazla soru çözmek lazım. Şu sorunun anlaşılabilirliği tamamen sizin iyi bir çalışma yapmanızla mümkün. iyi bir çalışma yapmanızla mümkün. fx eşittir x eksi 4 fonksiyonu üzerindeki bir nokta ne demektir arkadaşlar? Bu doğruyu ister çizin ister çizmeyin sorun değil. x 0 verdiğin zaman y eksi 4, y 0 verdiğin zaman x 4. Böyle bir Doğru. Sonuç olarak siz bu doğrunun üzerinde bir x verdiğiniz zaman ordinatı x eksi 4'tür. Şimdi denklemimiz x üzerine kurulu olduğu için a, b, k'larla falan karıştırmayalım. Gördüğünüz gibi absisi x ordinatı x eksi 4 olan bir nokta. Bu absis ve ordinatı bir de çarp diyor. x çarpı x eksi 4 arkadaşlar x kare eksi 4 x olur. He, o zaman demek ki gx fonksiyonu da arkadaşlar artık buymuş ve gx fonksiyonun yerel ekstremum noktası ab'ymiş. Yerel ekstremum noktası nasıl bulunuyordu? Türevini alıyorduk fonksiyonun. Bu gx olduğu için g türev x 2x 4 olur. Türevi olan bir ifadenin sıfır eşit olduğu yerde tek katlı kökü yani burada gördüğünüz gibi bu x eşittir 2 ekstremum noktasının apsisi olacak. Peki ordinatı nasıl bulacağız? Sonuçta arkadaşlar bu iki noktası parabolün üstünde olduğu için aynı zamanda bakın bu ikinci derece fonksiyon parabol. Üzerindeki nokta denklemi sağlar. Yani apsis yerine 2 koyduğumuz zaman 4 eksi 8'den bu noktanın ordinatında eksi 4 bulacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi 2 eksi 4 noktası bulduk. Soruda ne demiş? 2'den eksi 4'e kadar g fx çarpı f türev x -dx dx'i bulacaksın. Şimdi burada hemen biz Atıncı'nın yaptığı hataya bakalım. Atınç ne yapmış? Yanlışlıkla yerlerini değiştirmiş bunların. Eksi 4'ten G2'ye GFX F türev X DX'i bulmuş. Bu hatalı sonuç. Bu olması gereken sonuç. Şimdi biz fark etmez. Herhangi birisini bulalım zaten. Olayı hallederiz. Atıncı'nkini bulalım. Şimdi arkadaşlar GFX F türev X burada tabii ki türev alırken pardon integral alırken neye dikkat edeceğiz? fx arkadaşlar f türev x ilişkisine bakacağız. Birisi diğerinin türevi. Eğer bir ifadenin içinde türevi varsa hemen o ifadeye u de. fx uysa f türev x dx ne olur? du. Güzel. O zaman f2'ye bakalım şimdi. f2 arkadaşlar u'ya eşit işte olacak ya. f2 dediğimiz ne? Şu fonksiyona geri dönersek 2 eksi 4'ten eksi 2. Demek ki bu eksi 2'ymiş u da eksi 2 olur. Sonra eksi 4'ü yerine yazarsak arkadaşlar eksi 4 eksi 4'ten eksi 8 oldu. Demek ki f eksi 4'te eksi 8'miş. O zaman sınırlarımız eksi 8'den eksi 2'ye sonra g u f türev x D, x yerine de du u yazıyorum bakın g u D, u oldu. Artık g u dediğimiz şey arkadaşlar f, integralde unutmayın bakın bütün değişkenler. Bu fonksiyonda da böyle her yerde böyle. Bütün değişkenler aynı sınıra sahipse arkadaşlar u gördüğümüz yere x yazma hakkımız var. Dolayısıyla eksi 8'den eksi 2'ye gx dx yazıyorum. E gx'in ben zaten ne olduğunu biliyorum bakın. x kare eksi 4x olduğunu biliyorum. Bunun integralini alacağım. x küp bölü 3 eksi 2x kare sınırlarımız eksi 8'den eksi 2'ye. Şimdi bunu bulalım bakalım. X gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 8 bölü 3. Sonra eksi 8. Eksi açıyorum şimdi. Eksi 8'in kübü o da eksi 2 üzeri 9 olacak. Eksi 2 üzeri 9 bölü 3. Sonra eksi 8'in karesi 64. Oradan da eksi 128 oldu. Bu işlemleri yapacağız ama Burada şimdi eksi 2 üzeri 9'un da 512 olduğunu unutmayalım. Onun yerine o yüzden 512 yazayım. Eksi eksiden arkadaşlar bakın 512 bölü 3 eksi 8 bölü 3. Eksi eksten yine 128 eksi 8 oldu. Dolayısıyla 512 eksi 8 504 bölü 3 diyeceğiz. O da 168 yapıyor. 168'i 120 ile toplarsak 288 oldu. O zaman arkadaşlar bu şimdi Atıncı'nın bulduğu yanlış sonuç. O zaman integralde görmemiz gereken sınırlar zıt işaretli ise daha doğrusu zıt işaretli değil pardon yanlış söyledim. Sınırlar birbiriyle yer değiştirdiğinde integral ne oluyordu? İşareti ters çevriliyordu. O zaman doğru sonuçta eksi 288 olur. Atıncı'nın bulduğu gerçek cevaptan 288 eksi, eksi 288'den 576 fazla olmuş olacak. E şıkkı. Bir fonksiyon diğer fonksiyonun y ye eşittir x'e göre simetri ise bunlar birbirinin tersidir bakın. Bu bilgiyi direkt bilmeniz lazım. ÖSYM e de sordu çünkü eskiden LYS sınavında bir kere. E, ee, fx tersi f'in tersidir ve bunlar her zaman y ye eşittir x'e göre simetriktir bu bilgi arkadaşlar. Unutan veya bilmeyen arkadaşlarımız şimdi bunu bilmiş olsun. Bu yüzden f'nin tersini alalım. Bir fonksiyonun tersini almak ne demek? X'i yalnız bırakmak demek. Y kare eşittir x eksi bir. Y kare eşit artı bir eşittir x. X gördüğün yere artık y, y gördüğün yere x yaz. Böylece f x eşittir x kare artı bir. Demek ki bu arkadaşlar x kare artı birmiş. Hatta tersini de g diye vermiş. Ben de GX yapayım. Böylece x kare artı bir. O zaman ben ne yapacağım? Biliyor musunuz arkadaşlar? Şu bölgenin alanı mavi bölgenin alanıyla şurada hemen rengi bir değiştireyim. Şuradaki kırmızı bölgenin alanı eşit. O zaman ben mavi bölgenin alanı, kırmızı bölgenin alanı ortak orada bir bölge çıktı. Bakın şu yeşil bölge. Onu iki kere saymayayım diye bir çıkarırım bir birim kareden. Sonra bir de bakın burada bir kare vardı dört birim kare. Artı dört bulurum işte size yeşil alan. O zaman nasıl bulacağız? Tabii ki burada parabol denkleminde nasıl buluyorsak öyle. Parabolde arkadaşlar tepe noktasından itibaren şuradaki alan buranın uzunluğu A, buranın uzunluğu B olmak üzere AB bölü 3'tü. Dikdörtgenin alanının 3'te biriydi. Böylece bizi integralden kurtarıyordu. Bence bunu da kullanın lazım olduğunda ama nasıl? Muhakkak tepe noktasından başlayan alan için yapacağız. Yani bunu şöyle bir parabol var şöyle tepe noktasından değil de buradaki yerde yapabilir miyim hocam formülü? Hayır. Tepe noktasından itibaren olacak. Dolayısıyla arkadaşlar şu bölge ve şu bölgenin alanına bakalım şimdi. Burada şurasının uzunluğu 4 birim, burasının uzunluğu 2 birim. O zaman bu kırmızı bölgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 3 artı yine aynı şekilde bu bölgede onun simetriği zaten aynısıdır. Y eşittir x'e göre simetri alınca şeklin görüntüsü değişmiyor ki. E daha doğrusu şekil değişmiyor ki. Sadece görüntü simetrik bir görüntü oluyor. O üçgen veya o parabol veya o kare artık neyin simetri alındıysa görüntüsü arkadaşlar aynıdır. Yani parabol böyleyken böyle bir şekle dönüşmüyor. Dolayısıyla kapladığı alan da değişmez. O yüzden o da 4 çarpı 2 bölü 3'tür. Arada ortak bir bölge var demiştim. Burayı iki kere saydığım için 1 çıkartacağım. İşte bir de 4 oldu. Toplamda böylece 25 bölü 3 oldu bu yeşil karelerin bölgelerin toplamı. A şıkkı. Arkadaşlar şu ne demek onu anlamak gerekiyor. Yani büyük olanı al diyor. fx ve gx'ten hangisi büyükse onu alacağız. Peki neye göre anlayacağız? Şunu söyleriz. Grafiklerde üstte kalan daha büyük y değerleri verir. O yüzden şimdi x kare artı 1 Tabii ki kolları yukarı doğru olan tepe noktası da 0'a 1'den geçen bir parabol. Parabol çizimini zaten burada bilmiyorsak ayıp olur ama nasıl yapacağız? x'e 0 vereceğiz, Y'si 1. Zaten tepe noktası 0'a 1 olduğu için böyle gördüğünüz gibi Y ekseninden geçen bir paraboldur. 13 eksi x nasıl? X'e 0 verdiğimiz zaman 13'ten geçiyor. Y'ye 0 verdiğimiz zaman X'i de 13'ten geçen şöyle bir parabol. Bunların şimdi kesim noktasına bakacağım. Neden? Şu aralıkta arkadaşlar e, doğru gördüğünüz gibi üste ama bu aralıktan sonra aşağı doğru giderken şuralarda da gördüğünüz gibi parabol üste. O zaman anlayalım olayı. Bunları anlamak için ne yapacağız? Kesiştireceğiz. x kare artı 1 eşittir 13 eksi x. x kare artı x eksi 12 eşittir 0. x artı 4 x eksi 3 eşittir 0. Eksi 4, 3. Demek ki kesim noktalarının apsisi eksi 4 ve diğeri de 3. Böylece arkadaşlar şu yeşille gösterdiğim kısımda parabol altta kaldı. O zaman orada doğruyu alacağım. Nereden nereye kadar? Tabii ki eksi 4'ten başlamıyor. O zaman şöyle 1'den başladığı için 1 ile 3 arasında parabol altta kaldığı için doğru üstte kaldığı için doğrunun denklemi 13 eksi x artı 3'ten sonra bakın doğru aşağıda kalıyor. Rengi şöyle bir değiştireyim. Parabol de üstte kalıyor. O zaman 3'ten sonra da diyor git paraboli al. 3, 6 parabolün denklemi de arkadaşlar x kare artı 1. İşte 13 eksi x dx ve x kare artı 1 dx bunların toplamı. Olay bu arkadaşlar. Bundan sonrasında zaten tabii ki takdir edersiniz ki özel bir şey yok. 13x eksi x kare bölü 2 birden 3'e artı e, x küp bölü 3 artı x 3'ten 6'ya arkadaşlar. Sadece yerine değerleri yazacağız. 13 çarpı 3 eksi 3'ün karesi bölü 2 eksi parantezinde 13 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 artı 6'nın kübü bölü 3 artı 6 eksi 3'ün kübü bölü 3 artı 3. Buradan da arkadaşlar merak etmeyin ben işlemi yaptım. Şu kısmı hiç düşünmenize gerek yok. 88 geliyor E şıkkı. Soruda ana mevzu. Maksimum fx gx demek hangisi büyükse onu al demek onu anlamanın yolu da grafiği üste olanı almak demekti. Şimdi 3 tane renk en az uyumlu olacak arkadaşlar. Diyelim turuncuya turuncu, yeşile yeşil zar, mora morzar denk gelecek tamam mı? Diğerleri de yanlış olacak. O zaman böyle nasıl olur? 5 tane renkten 3 tanesini seçeriz çarpı elimizde sarı ve mavi kaldı tamam mı? E ben mecburen maviyi buraya koyarım. Mecburen sarıyı buraya koyarım. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Birim birlisi birim birlisi yani tercih hakkım yok gibi. İkinci durum diyelim 4 tanesini bakalım yapabiliyor muyum? Şimdi turuncu yeşil mavi temsil olarak seçtim moru. Hatta hadi bu sefer mavi olsun. Turuncu, yeşil, mavi. Şimdi ben sarıyı doğruya koysam mecburen moru, moru da doğruya koymam gerekiyor. Ya da işte turuncu, sarı, mavi, mor olsun tamam mı? E zaten arkadaşlar mecburen diğerine de doğru koymam gerekiyor. O yüzden 5'in dörtlüsü diye bir hakkım yok. Ya 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsünü pas geçiyorum. Çünkü 4'ünü doğru yapıyorsam mecburen otomatik olarak 5.yi de doğru yapmak zorundayım. O yüzden 5'in 5'lisi. Toplam 10, bir daha 11 tane durum var A şıkkı. Orantılı demiş ya, şunu söyleyeceğiz aslında. Elen 12, aslında şunu yapayım hatta size bakın. Diyelim 2, 3, 4, 5 ile orantılı olsa 2K, 3K, 4K, 5K deyip hangisini soruyorum? Diyelim bunu soruyorum. 3K'yı paya yazmıyor muyuz? Aslında böyle. Sorularda sayılar değişik olunca lütfen korkmayın, merak etmeyin. Yapacağım olay şu. Ee, elen 12 k artı elen 3 k artı elen 4 k artı elen 3 k artı elen 4 k bu payda tüm durumlar istenen durum ne arkadaşlar mavi mavi hangisi elen 12 elen 12 k işte böylece k'ları yazma bile gerek yoktu da hani maksat o k mantığını görün diye doğru orantıda yazdım artık k'ları silelim şöyle yani elen 12 pay Paydaysa nasıl? 12 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 4. Çünkü arada artı varsa ne yaparız? Toplarız arkadaşlar. Şey arada artı varsa pardon çarparız. Böylece çarptım bakın. Elen 12. Burası da dikkat edin 12'nin kübü oldu. Şimdi arkadaşlar logaritmada tabanlar aynıysa bunları direkt silip şunu yapabiliyorduk. Aşağıyı taban kabul et üstü sayı kabul et. Buradan da 3 nasıl çıkar dışarı? Tabanın üstü ters çevrilir. 1 bölü 3. Elen 12, 12. Böylece cevap 1 bölü 3 oldu. B şıkkı. 3 pi bölü 2 eksi x. Tabii ki arkadaşlar önce dışarı çıkartacağız. Kos kare sin kareye döner. Şunu diyebilirsiniz hocam bir dakika eksi değil mi? Ama zaten karesini aldığımız için hemen geri pozitif olacak arkadaşlar. Tan kare buradan da kod kare x olur. Şimdi 90'a tamamlayınca ve 270'e tamamlayınca isim değiştiriyoruz biliyorsunuz. Buradan arkadaşlar sin kare x kod kare x ne olacak? Kos kare x bölü e, sin kare x çarpı sin kare x de gitti. Haliyle kos kare x oldu arkadaşlar. Burada kosinüsün eksi 1 ile 1 arasında olması önemli. Zaten bir şeyin karesi 1 bölü 7 ise karekökü bundan iyice 1'den küçük olacak. Bu tamam. Ee, bir problem yok. 1 bölü 5'te de arkadaşlar karekökünü aldığımız zaman yine 1'den e, küçük olacak. Bir problem yok. 1 bölü 3'te de yine aynı şekilde. Ancak e, 3 bölü 2'ye alırsak bunun karekökü arkadaşlar cos x eksi kök 3 bölü kök 2 ya da artı kök 3 bölü kök 2 olur ki kök 3 kök 2'den büyük olduğu için gördüğünüz gibi burada ne oldu? Kosinüs 1'den büyük ya da eksi 1'den küçük oldu. Asla bu olamaz. E şıkkı. Önce OB ve BC'ye bir bakalım. Şurası arkadaşlar şimdi e, ne olacak? Normalde aslında burası sin 2, burası cos 2x. Burası da sin 2x. Tamam mı? Şimdi birim çemberden dolayı tabii ki şurası, burası da 1. Şimdi arkadaşlar... Cos 2x artı sin 2x 1'e eşitse karesini aldığımız zaman cos kare 4x şey 2x pardon artı sin kare e, 2x artı 2 cos x 2x çarpı sin 2x olur. Bu da 1'e eşit olur tamam mı? E zaten burası 1. Bu da 0 oldu. Cos 2x çarpı sin 2x nasıl 0 olacak? 2x daraçı olduğu halde. Ya bu sıfır olması lazım ya bu sıfır olması lazım ya yani ya e, bu x açısının 0 derece olması gerekiyor ya da x açısının 45 derece olması gerekiyor ki sin2x de 90 olsun şey pardon e, cos2x de 90 olsun e, x de 45 derece olursa burası 90 derece oluyor arkadaşlar 90 derece olunca da gördüğünüz gibi aslında bir çeyrek daire oluyor. Ve böyle bir şey mümkün olmuyor. Çünkü BC uzunluğu o zaman 1 olur. OB uzunluğu da 0 olur. Böylece hiçbir şekilde bu üçgeni çizme ihtimalimiz yok. Bu şartları sağlayacak şekilde bu yüzden cevap 0. Bir de size bir yoldan daha göstereyim. Kosini hiç işine bulaştırma, hiç. işin içine bulaştırmadan. Buraya 1 diyeyim. Buraya A diyeyim. Buraya da 1 eksi A diyeyim. Yap şimdi Pisagor'u. 1 artı A kare eksi 2A artı a kare eşittir 1 oldu. Birler gitti. 2 a kare eksi 2 a eşittir 0. a parantezinde 2 a parantezinde a eksi 1 0. Ya a 0 olmalı ya a 1 olmalı. E, a 0 olursa bir kenar 0 oluyor. a 1 olursa diğer kenar 0 oluyor. Böylece bir üçgenin kenarı 0 olamaz. Buradan da böyle bir üçgen çizemeyeceğimiz kesin. Ben bu soruyu güzelce çözeyim. Fonksiyon mantığıyla trigonometrik ters fonksiyon mantığıyla. Sonra siz böyle atmasyon olmamak şartıyla basit temel yorumlarınız olursa paylaşırsınız arkadaşlarınız da görür. Usulüne uygun bir çözüm yapayım şimdi size. Bir kere bu f'nin tersi bileşik g'nin tersi aslında ne demektir? g bileşki f'in tersi demektir arkadaşlar. Doğru mu? Böylece bir g bileşki f'i bulalım. Ancak fx yok ortada. Fonksiyonlarda hep yaptığımız şey. Burayı x yapmak için X yerine öyle bir şey yazmalısın ki X olmalı. O zaman öbür tarafa attığın zaman X gördüğün yere arcsin x yazmalıymışsın. Böylece ben yapıyorum artık fx eşittir argsin x diyorum arkadaşlar. G bileşki fx'i bulalım. G'nin içine fx yaz demektir. Bundan dolayı tan arc sin x olacak y bileşke f'in tersini alıyorum. Bir fonksiyonun tersini almak demek x'i yalnız bırakmak demektir. Atıyorum öbür tarafa yalnız bırakana kadar arktan y arksin x arksini öbür tarafa atıyorum sin olarak sin Tan y eşittir x. İşte x'i yalnız bıraktığın an tersi bulmuşsun demektir. f'in tersi x sin arctan x. Yapmamız gereken tek şey y gördüğümüz yere x yazmak. Şimdi Soru da 3 bölü 4'e n noktasından geçiyor diyor. Yani x'e diyor 3 ver. Sin arktan 3 bölü 4. Ordinat da nedir? Fonksiyonun sonucudur. İşte bu n'ye eşit. Arklı soruları ben hep şöyle çözüyorum. Söylüyorum zaten. Arklı ifade hep alfade. Demek ki soru sizden sin alfayı istiyor arkadaşlar. Hemen dik üçgeni çiziyorum. Neden? Arktan alfa, arktan 3 bölü 4 alfa ise Yazayım hatta şöyle. Arktan 3 bölü 4'e alfa dediysem attım bu tarafa. Tan alfa eşittir. 3 bölü 4 oldu. Çizdim üçgeni. 3, 4, 5. Buradan artık sin alfa ne geldi arkadaşlar? 3 bölü 5. Zaten onu istiyordum. Ne? 3 bölü 5 oldu. C şıkkı. Güzel bir soru. 1 ve 2 numaralı bölgelerin çevre uzunluğu sorulduğuna göre şuna dikkat edeceğiz. Bakın bu katlamada CO ve CA birbirine eşit olur. Yine OB ile AB eşit olur. Dolayısıyla OB de CA'ya eşit olacağı için burada tabii ki bir kare olacak. Çünkü buralarda açı eşitliğinden 45-45 olur. Bundan dolayı biz buraya A dediğimiz zaman burası A. Şu CD uzunluğu yarıçap 60 verildiği için 60 eksi A'dır. Yine arkadaşlar burası da 60 eksi A'dır. Demek ki çevrenin şöyle renkle göstermeye çalışayım. Çevrenin şu kısmı CD ve CA'lık kısmı 60 eksi A artı A. Yine AB ile BP diyelim bu kısmı arkadaşlar. Yine A artı 60 eksi A. Bize neresi lazım? Yay. Zaten yay arkadaşlar. Şurası çeyrek daire. O yüzden 120 pi Bölü 4'ten 30 pi olacak. 30 pi artı 120 oldu cevabımız. E şıkkı. Arkadaşlar şekil sizde zaten var. Ee, yine de hani şöyle bir göstereyim. Soruda x eşittir eksi 24 doğrusu e, ad doğrusunu nerede keser diye sormuş. Ordinat olarak ve görüntü bu işte. Şimdi AB'yi de iki eşit parçaya bölüyor ya bu x eşittir eksi 24 doğrusu. Şöyle çizdiğimiz zaman x eşittir eksi 24'ü böyle iki eşit parçaya bölüyormuş. Ben bu kare dikdörtgen analitik sorularında şu dik veyi önemsiyorum bakın. Alfa, beta, beta, alfa böyle bunlar birbirine eşit olunca kare geliyor şey eşlik geliyor ne güzel. Bakın şimdi burada da bir dik ve Şurası alfa, Burası beta olsun. Burası alfa. Hemen A'dan da indir. Burası da gördüğünüz gibi bir beta olur. Böylece x eşittir. Eksi 24 doğrusu ya burası. Bir de neyden yararlanacağız? Beta'nın karşısı 12 birim. Burada da beta'nın karşısı 12 birim olduğu için tam ortadan ikiye böldüğünden 6 6. Neden? Karşılık kenarlar paraleldir. Şöyle BTTA'ya eşitse burada da arkadaşlar Şöyle RL diyeyim. RL de LB'ye eşit olur. Ve x eşittir eksi 24 doğrusu olduğu için şuradan L'den O'ya kadar olan uzaklık eksi 24 olacağı için demek ki buraya 18 birim kaldı. Alfanın karşısı 18 oldu. O zaman burada da alfanın karşısı 18 olur. Peki bunun bize nasıl bir katkısı olacak? Bakın şimdi ee, öklit yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir dik indireceğim. Dikkatlice izleyin lütfen. Diki indirdim. Sonra burada 18 olduğu için şöyle 9 birim olur tam orta taban. Ortası olduğu için. Şuraya TS desem TS de mecburen 9 kalır. SL'nin 18 olması için. Ve RL 6 olduğu için şuradaki AS de 6 birim oldu. Şöyle kenarda da göstereyim bakın. Düzgünce görün. A. Şurada arkadaşlar bir S uzunluğu var. Şurada T var. 9 geldi. Şu kısım buraya taşıyorum. Sonra 6 birim RL'den dolayı AS 6 oldu. Tabii ki A köşesi dik olduğu için işte size Y çarpı 9'dan öklit 36, Y 4 oldu. Y 4 olduğuna göre artık ne söylememiz lazım? Zaten OA kısmı 18'di. Bir dört daha aşağı indik. Şu kestiği noktanın ordinatı eksi yirmi geldi arkadaşlar. Buradan da cevap hangisi oluyormuş bakayım. E şıkkı. Biraz böyle ters bir soru. Şöyle bir daha bir bakın. Küçük eşit x şeklinde bir doğru çizelim arkadaşlar. Tabii y küçük eşit x ne demek aslında? Y eşittir x doğrusunu çiz. Bunun alt bölgesi demektir. Hatırlayalım. Y eğer denklemin geri kalanından küçükse onun alt tarafı taranır. Sonra y büyük eşit x bölü 3. Eğim arkadaşlar küçüldükçe doğru biraz daha yatar. Böyle bir doğru olur. Şöyle çizelim onu da. Onun da arkadaşlar y büyük olduğu için üst tarafını tarayacağız. Dolayısıyla şöyle bir normalde kare çizersiniz. Belki bazılarınız böyle çizdi ama bu yanlış olur. Neden? Çünkü diyor ki karenin tamamı bu doğruların arasında kalacak. Bakın işte kare böyle bir görüntüye sahip. Bir köşesi gerçekten y eşittir x ve bir köşesi y eşittir x bölü 3'ün üzerinde olmuş oldu. Şimdi buradan yapacağımız şey ne? Tabii ki harflendirmek. Kenara a diyelim. Şöyle buraya b diyeyim. Y eşittir x arkadaşlar eğim ne demektir? 1 demektir. Bundan dolayı tanjant alfa 1 demektir. Böylece absiste a artı b olur. Sonra dikkat. Ordinatlar aynı olacağı için buraya da b deriz. Bu doğrunun eğimine x bölü 3'ten dolayı 1 bölü 3. O zaman şuranın tamamı arkadaşlar 3b olmalı. Böylece karenin bir kenarı a olduğu için a artı a artı b eşittir. 3b oldu. Böylece 2b eşittir. 2a'dan ab'ye eşit geldi. Güzel. O zaman ben artık şunu söyleyebilirim. Bakın buranın ordinatı B. Apsisi A artı B. Yani 2B diyebiliriz. Bunların toplamı 12'ymiş. Çünkü karenin orijine en yakın olduğu yer bu köşe gördüğünüz gibi. Dolayısıyla B buradan arkadaşlar 4 oldu. B 4 olduğuna göre A da 4 oldu. A 4 ise karenin bir kenarı 4. Bu yüzden çevre 16 D şıkkı. Arkadaşlar burada tabii ki kos alfa sin alfa soruda bizden a isteniyor. Kos alfa sin alfa istenmiyor. Parametrik denklem şudur zaten aslında. Normalde bilinmeyenimiz x ve y olmasına rağmen bakın bir alfa değişkenine bağlanmış. a'yı bilmiyoruz onu değişken olarak düşünmeyin. Alfadan kurtulmanız gerekiyor soruda istemediği için. Nasıl yapacağız? x artı a eşittir eksi kos alfa y eksi a eşittir eksi a sin alfa. Şimdi karelerini alarak yazalım bakın. Ne oluyor? y artı a'nın karesi artı pardon x artı a'nın karesi y eksi a'nın karesi buradan da a kare kos kare alfa a kare sin kare alfa al parantezi a kare kos kare artı sin kare neydi? 1. Demek ki bu gitti. Aslında bildiğiniz bir çember denklemi geldi gördünüz mü? Ve bu çember denkleminde a eksi a a. Yarı mutlak değerine eşitse bu taraflar arkadaşlar. Aslında bunlar x ve y eksenine teğetleri Bakın çiziyorum. a'ya pozitif diyelim şimdi biz. A, yani pozitif değilse de ona göre hallederiz zaten. Şey, e, şu verdiği doğruya göre. Bakın burası merkezi eksi A'ya A olan bir çemberin denklemi ve yarıçapı da A olduğu için mecburen ne olmak zorunda bakın böyle X ve Y eksenine teğet olmak zorunda. Aynı zamanda bunun merkezi şöyle eksi 30 ve 20'ye 0'dan geçen doğruymuş. E Burası zaten eksi 30'sa burası da arkadaşlar 20 ise bu doğrunun eğimi 20 bölü 30'dan ne yapar? 2 bölü 3 bana katkısı. Merkezden teğete dik indirdiğim için şurası kesirlerle uğraşmayayım. 4K diyeyim. O zaman bu yatay olan kısım 6K. Merkezden teğete inen doğru yine diktir ve yarışaptır. Buraya da 6K diyeyim. O zaman tanjant alfanın 9, 3, 2 bölü 3 olması için 9K olur yatay uzunluk. Hali hazırda burası da 6K'ydı. 15K eşittir 30 geldiği için K 2 oldu. Yarı çap buradan 12 oldu. Zaten yarı çapta A, B şıkkı geldi. Merkezi 3'e eksi 4 olan bir mavi kare varmış. 3'e eksi 4 şöyle bir mavi kare. Bu orijinden geçtiğine göre arkadaşlar o çok kötü çizdik pardon. Orijinden geçtiğine göre böyle bir yarı çapı 5 olan bir çemberdir. Çünkü burası 3 birim, burası 4 birim, burası da 3 birim. Sonra bunun x eksenine göre simetriğini alıyormuşuz. X eksenine göre simetriğini alırsak aynı çemberin yukarıya doğru bakın katlanmış hali olur. Bunun da merkezi o yüzden x eksenine göre simetri demek yukarıya doğru katlamak olacağı için 3'e 4 olur merkezi. Sonra bunu 9 birim sağa öteleyecekmişiz. Merkezi nereye kayar? 9'a 4 kayacağı için 12'ye 4'e doğru gelir. Ve bunu da y eksenine göre simetriğini al Demek ki yeni çemberin merkezi de arkadaşlar eksi 12'ye 4 olacak. Böylece bu da şöyle bir çember oldu. Şimdi bu çember olunca bu iki çember arasındaki en uzak mesafe soruluyor. İki çember arasındaki en uzak mesafe arkadaşlar aslında çapların üzerindeki şu doğruyu böyle uzatırsak bizden A ve B noktalarını istiyor demektir. Bu yüzden A, B noktalar arasındaki uzaklık için önce merkezler arası uzaklığa bakalım. Birinin merkezine eksi 12'ye 4 buldum. İlkinin merkezine zaten 3'e eksi 4 vermişti. İki nokta arasındaki uzaklık. x2 eksi x1'in karesi 3 -X1 eksi eksikten 15'in karesi. y2 eksi y1'in karesi. Eksi 4 eksi 4'ten eksi 8'in karesi. Bunun kare kökü bana iki nokta arasındaki uzaklığı verir. Böylece 8, 15, 17 oldu. Buna M3 diyelim. Buna da M1 diyelim. Bu arada yarı çap zaten 5 olduğu için, burada da 5 olduğu için, işte size en uzak iki nokta arasındaki uzaklık 17 artı 10'dan 27 birim. Çember analitiğinde hatırlayın, şöyle bir kuralımız vardı. Böyle ayrık çemberlerde işte bize bu merkezlerden ikisine verince buradaki yarı çap ve buradaki yarı çap bize en uzak noktalar arasındaki uzaklığı verir. A noktası etrafında 30 derece saat yönünde döndüreceğiz. E o zaman sadece F'yi döndürmemiz yeterli. Bir şekli döndürdüğünüz zaman üzerindeki bütün noktaları döndürmüş olursunuz. Bu yüzden bakın burası F üstü olacak 30 derece. Ve asla uzunluk değişmez. Bunun bir kenarı arkadaşlar kaç birimdir onu da gösterelim. AD böyle iki tane eşkenar üçgenin tabanından oluşacağı için aslında bir kenar 6 birimdir. Bu yüzden AF üstü de 6'dır. AB de 6'dır. Bizden ABF üstünün alanını istemiş. 120 derece olduğu için bakın 150 derecelik bir üçgen. A çarpı A çarpı sinüs 150 yani o da 1 bölü 2 toplamda alan 9 birim kare geldi. A şıkkı. Arkadaşlar şimdi burada e, ikiz kenar yamuklar oluşacak buralarda. O yüzden şunlar birbirine eşit. Neden böyle dedim? AB AC eşitse soldan ve sağdan eşit parçalanır. Bu yüzden bu. 12 birim olması için 16'nın 2 birim soldan 2 birim sağdan kırpılması lazım. Bu arada hepsinin yüksekliği 3'müş. O zaman bakın yöndeş açılardan tanjant alfa hep 2 bölü 3. Burada da o zaman 2 bölü 3. Burada da 2 bölü 3. En son burada da 2 bölü 3. Toplam yükseklik 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için 15. Toplam yüksekliği üçgenin ee bizden ne istiyordu? Hediye kutusunun hacmi. Zaten burada gördüğünüz gibi tabanın 16 olduğunu biliyoruz. Demek ki bir de şuraya 2 2 eklersek toplamda 16 artı 4'ten BC kenarı 20 geldi. Ve taban alanı 20 çarpı 15 bölü 2 komple burası. Yüksekliği bize yani boyunu 10 vermiş. O zaman 10 santim olduğu için 1500 santimetre kare C şıkkı.